Öncelikle hoş geldiniz. Yaklaşık 30-40 dakikalık bir zamanınızı alacağım. Webinarımız bu kadar sürecektir diye düşünüyorum. Benim ismim Neslihan Kızıltaş. Armada Yazılım'da teknik destek ve eğitim uzmanı olarak görev alıyorum. Bugün sizlere 2017 yeniliklerinden bahsedeceğim. 2017'nin en göze çarpan, en temel yeniliklerinden bahsedeceğiz SOLIDWORKS için konuşmak gerekirse. Öncelikli olarak kullanıcı arayüzündeki yenilikleri beraberce irdelememiz gerekirse bu görmüş olduğunuz data üzerinden yenilikleri inceleyeceğiz. Bunun için SOLIDWORKS'e geçiş yapabiliriz. 2017 SOLIDWORKS kullanıcı arayüzünde ne gibi değişiklikler oldu? Şimdi beraberce bunlara bakalım isterseniz. Öncelikle parçamıza tıkladığımızda biliyorsunuz ki 2016'da gelmiş olan bir yenilik vardı. Küçük araç kutucukları gördüğünüz gibi, hatta bunları mouse'umuzun ucuna kadar getirebiliyorduk. Gördüğünüz gibi burada ilişkileri de görebiliyoruz. Artık ilişkilerden daha fazla bilgiye ulaşabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ilişkinin yan tarafında burada bir hata olduğunu bize gösteriyor. Yine üzerine geldiğimizde bununla ilgili daha ayrıntılı bilgiye de ulaşabiliyoruz. Ve tıkladığımızda bilgiyi gördüğümüz yerde aynı zamanda unsuru düzenle komutu da eklenmiş. Buna tıkladığımızda gördüğünüz gibi unsurun içerisine giriş yapıyoruz ve kayıp olan referansı seçip işlemi burada tamamlayabiliyorum. Kullanıcı arayüzündeki yenilikleri irdelemeye devam etmek için şurada görmüş olduğumuz parçamızı açalım. Bir diğer yenilik de şu şekilde. Gördüğünüz üzere burada açık olan bazı öğeler var. Bunları normalde gizlemek için yukarıdaki görünüm menüsünden ya da buradaki öğeleri gizle göster kısmından müdahale edebiliriz. Ancak 2017 yenilikleriyle birlikte bu ikona direkt tıkladığımda tüm tipleri bir anda gizleyebiliyorum. Hızlı hareket etmemizi sağlıyor tabii ki. Tek tek bunlarla uğraşmak yerine hızlıca tek bir tuşla tümünü gizleyebiliyoruz. Bir diğer yenilik de şu şekilde. Bildiğiniz üzere unsur ağacına, herhangi bir unsurun üzerine geldiğimizde burada dinamik referans ilişkilerini, yani alt öğe üst öğe ilişkilerini görmekteyiz. Burada yenilik şu şekilde, artık daha net bir şekilde görüyoruz. Karmaşıklık ortadan kaldırılmış durumda. Gördüğünüz gibi yine burada hataları da unsur ağacında görmekteyim ve üzerine geldiğinde daha fazla açıklamayı görebiliyorum. Şimdi buraya gelmişken ve bunu görmüşken unsuru düzenle diyerek buradaki sıkıntıları gideriyorum. Aynı zamanda aşağıda bir uyarı daha görüyorum. Bunu da aynı şekilde giderelim. Kayıp olan referanslarını ekliyorum. Şimdi ana montajımıza geçiş yapalım. Burada görmüş olduğumuz vidayı açalım. 2017 SOLIDWORKS kullanıcı arayüzündeki yeniliklerden bir tanesi de Configuration Manager kısmında. Buraya birçok konfigürasyon ekleyebiliyoruz bildiğiniz üzere, ama sıralama konusunda sıkıntı yaşayabiliyorduk. Artık burada montajın ya da parçanın ismine tıkladığımızda ağaç düzeni kısmına geldiğimizde 4 tane seçenek görüyoruz. Sayısal, sözlü, manuel ve geçmiş tabanlı şekilde görmüş olduğumuz 4 çeşite göre sıralamalar gerçekleştirebiliyoruz. Sayısal dediğimde dikkat edin, sayısal olarak sıralandığını görebiliyorum. Manuel diyerek hatta burada bir de taşıma işlemi yapabilirim. Sürükle bırak yöntemiyle rahatlıkla taşıma işlemini gerçekleştirdim, görebiliyorsunuz. Şimdi ana montajımıza tekrar geçiş yapalım. Dilersek buradan konfigürasyonunu rahatlıkla değiştirebiliriz. İşlemimi onaylıyorum. Onayladıktan sonra başka bir kullanıcı arayüzü yeniliğine geçiş yapalım. Bildiğiniz üzere SOLIDWORKS'te yorumlar tasarım bilgilerini paylaşmak için güzel bir yöntem. Ama SOLIDWORKS 2017'de yorumlar artık daha da güçlü. Çünkü unsur ağacında öğelerin yanına yorum olduğunu gösteren bir gösterge geliyor. Montajın ismine sağ tıkladığımda ağaç görünümüne tıklayıp buradan yorum göstergesini göster diyorum. Gördüğünüz üzere buraya göstergeler gelmiş durumda. Yorumlar klasörüne sağ tıkladığımda yorum ekle diyebilirim. Buradan yeni bir yorum ekliyorum şimdi. Dilersen buraya bir görsel de ekleyebilirim. Aynı zamanda görsele ulaşalım.
seçtim ve onayladım. Kaydet ve kapat dediğimde yorumumu eklemiş oldum. Yine yorumlar klasörüne sağ tıklayıp tüm yorumları görüntüle dediğimde tüm yorumlara ulaşabiliyorum. Bu datadaki aynı zamanda hiyerarşi, ad ve tarihe göre sıralama yapabiliyorum. Tarihin seçimini gerçekleştirerek tekrar gözden geçirebiliriz. 2017 SolidWorks'teki kullanıcı arayüzü kısmında son yenilikten bahsetmemiz gerekirse, artık etiketlerinizi, çıkartmalarınızı eklediğiniz gibi etiket üzerine odaklı görüntü durumları oluşturabiliyorsunuz. Buna bakalım. Örneğin ben mavi logolu halini görmek istiyorum bu datanın ya da sarı logolu halini görmek istiyorum. Bunlarla ilgili gördüğünüz gibi çıkartmalara göre kendim görüntü durumları oluşturabiliyorum. Kullanıcı arayüzü kısmındaki yeniliklerimiz bu şekildeydi. Dilerseniz şu an ekranda görmüş olduğunuz parçayı açarak çizim yeniliklerini irdelemeye devam edelim. Bunun için görmüş olduğumuz montaj üzerinden parçamızı açıyoruz. Parçama dik bakıyorum. Bunun üzerinde çizim açıyorum. Çizim yeniliklerini sizlere gösterebilmek için. SolidWorks 2017'de bir çizim üzerinde çalışırken artık sağ fare butonundaki çizim öğeleri yardımıyla sıkça kullandığımız birçok çizim objesine ulaşabiliyoruz. Ben sağ tıklayarak çizim öğeleri kısmından düz yuva seçeneğinin seçimini gerçekleştiriyorum. Burada bir düz yuva çizimi gerçekleştireceğim şimdi. Ardından tekrar çizim öğelerine girip gayet hızlı bir şekilde daireyi seçerek bir de daire çizimi gerçekleştiriyorum. Çizim ortamındaki ikinci yeniliğimiz de şu şekilde. Artık SolidWorks 2017'de kapalı çizimler bize gölgelenmiş bir bölge olarak gösteriliyor. Ve bu gölgelenmiş bölgeden tutup çekerek bunu hareket ettirebiliyoruz. Bu da tabii ki yine bize hız kazandıran bazı konulardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi ben buraya sürükleyerek ilişkilendirilmesini gerçekleştirdim. Aynı zamanda gölgeli kısma tıkladığımda ekstradan çıkan menüden dilediğim komut seçimini gerçekleştirebilirim. Burada bir öteleme yapıyorum ve bunu onaylıyorum. Bir diğer yenilik de şu şekilde bu ortamda. Burada yeni oluşturulmuş olan alt butonuna tıkladığımda gördüğünüz gibi kapalı alanların seçimini gerçekleştirebiliyorum. Ve yine çıkan menü yardımıyla unsura rahatlıkla geçiş yapabiliyorum bu kısımda. Hemen bu unsur için gerekli olan değerimi girip onay tuşuna bastığımda bu kısımda istediğim değişiklikleri buraya yansıtmış oluyorum. Çizim kısmındaki yeniliklerimiz de bu şekildeydi. Modelleme kısmında ne tür yeniliklerimiz var? Ana montajımız içerisinden bu alt montajımızı açarak bunu da irdelemeye devam edebiliriz. Gördüğünüz üzere alt montajımızı açtık. Modelleme kısmında SolidWorks 2017'de şöyle bir yeniliğimiz var. Öncelikle kesit kısmındaki yeniliğimizi inceleyelim. Artık çalışırken görüntü netliğini arttıran yeni bir yetenek sunuyor kesit komutu bizlere. Daha önceden oluşturmuş olduğumuz bir düzlem yardımıyla kesit komutuna giriş yapalım. Gördüğünüz gibi saydam kesit bileşenleri diye bir kısmımız var burada. Buradan hangi parçaların transparan olmasını istiyorsam bunların seçimini yapabilirim. Saydamlığı için bir oran belirleyebilirim. Daha sonra burayı dilediğim gibi ilerletebilirim buradaki ok yardımıyla. Gördüğünüz gibi kesit kısmında SolidWorks 2017'de bu şekilde bir yeniliğimiz var. Öncelikle şundan bahsetmemiz gerekirse, bildiğiniz üzere SolidWorks 2016 ile birlikte ilk kez bizlere duyurulmuş olan bir diş komutumuz vardı. 2017'de de diş komutuna bazı yenilikler getirildi. Şimdi bunlardan bahsedeceğim. Bunun için öncelikli olarak seçimlerimizi gerçekleştirelim. Öncelikli olarak bir kenar seçimi gerçekleştiriyorum. Sol taraftan ötelemeyi aktif hale getirip gerekli değeri girdim. Devri belirliyorum.
Ardından tip ve boyut kısmını kontrol ediyorum ve değerlerimi düzenliyorum. Dişe eksizyon uygula diyorum. Şimdi burada yeniliklerden bahsetmem gerekirse, SolidWorks 2016'da gelmiş olan diş komutunda biz eğer çok ağızlı dişler yapmak istiyorsak bunu çoğaltma yöntemiyle yapmak durumundaydık. Ancak SolidWorks 2017 ile beraber sol tarafta görmüş olduğunuz çoklu yol seçeneğini aktif hale getirerek bunu yapmamız mümkün. Bir ikinci yenilik ise şu şekilde başlangıç ve bitiş yüzeylerini otomatik olarak kırpabiliyoruz. Bunun için de başlangıç yüzüyle kırp seçeneğini aktif hale getiriyorum ve diş komutunu onaylıyorum. Gördüğünüz üzere rahatlıkla bu işlemleri gerçekleştirdim. 2016'da ben bu işlemi birden fazla komutla yapabilecekken artık dişe gelmiş olan yenilikler sayesinde tek komutta hızlıca bu işlemimi gerçekleştirebildim. Bir diğer yenilik ise süpürme komutunda. Bunun için çizimleri tekrar görünür hale getiriyorum. Biz artık tek bir yüz seçimi gerçekleştirerek bunu profil olarak kullanabiliyoruz süpürerek katı oluşturmada. Gördüğünüz gibi yüz seçimini gerçekleştirip süpür komutuna girdim ve profil kutucuğuna bunun seçimini gerçekleştirdi. Ve burada sadece benim yolu seçmem kaldı. Bunun da seçimini gerçekleştirip onaylıyorum. Aynı zamanda diğer ağızın olduğu kısma da geçiş yapıyorum. Yine burada da yüzü seçtim, süpür komutuna girdim ve yolu seçip onaylama işlemini gerçekleştirdim. Bununla birlikte SolidWorks 2017'de dairesel çoğaltmada da artık iki yönde çoğaltabileceğinizi belirtmek istiyorum. Şimdi ana montajımıza geçiş yapalım. Bir sonraki yeniliğimiz pah komutunda. Aslında pah radyus ikisini de ele alabiliriz burada. Nedenini de birazdan açıklıyor olacağım. Bunun için yine ana montajımıza geçiş yapalım. İlgili parçamızı açalım. Pah komutuna giriş yapıyorum. Pah komutuna gelmiş olan yenilik şu şekilde. Öteleme yüzü seçeneği. Biz öteleme yüzü seçeneğini kullanarak artık tek bir işlemde farklı boyutlarda birden çok pah oluşturabiliriz. Bunun için öteleme yüzü seçeneğini buradan seçtikten sonra alt taraftan çok uzaklıklı pah seçeneğini seçiyorum ve buraya bir değer giriyorum. Ardından seçimlerimi gerçekleştirmeye başlıyorum. Farklı kenarların seçimini gerçekleştirdikten sonra farklı boyutlarda pah istiyorsam etiketler yardımıyla bunlara müdahale ediyorum. Burada değeri bir daha değiştirmek istedim. İşlemimi tamamladıktan sonra komutumu onaylıyorum. Gördüğünüz gibi tek bir hamleyle, tek bir komut yardımıyla birden fazla ve farklı boyutlarda pahı gerçekleştirebildim. Bu da gerçekten 2017 ile birlikte bize büyük kolaylık sağlıyor. Şimdi paha gelmiş olan başka bir yenilikten bahsetmemiz gerekirse, parçamızı katı komutlarından sonra ve kabuk işleminden bir önceki aşamaya çekiyorum ve burada size bu işlemi göstermek istiyorum. Bunun için tekrar pah komutuna giriş yapıyorum. Diğer yeniliğimiz nedir peki? Yüz yüz seçeneği. Yüz yüz seçeneği ile biz şunu yapıyoruz. Öncelikle seçimlerimi gerçekleştireyim. Bu yüzden bu yüze pah işlemi yapmasını istiyorum. Altta simetrik yerine çizgiyi tut seçimini gerçekleştirerek buraya da takip etmesini istediğim hatların seçimini gerçekleştiriyorum. Böylece seçilen iki yüz sayesinde bu kenarları takip edecek ve genel şekli kontrol edecektir pah komutu. SolidWorks 2017 yardımıyla aslında karmaşık olarak görünen bu pahı gayet basit adımlarla yapabildim gördüğünüz üzere. Şimdi pah yeniliklerine giriş yapmadan önce pah ve radyus olarak ele alabileceğimizi belirtmiştim. Artık unsuru düzenli diyerek pahtan radyusa ya da radyustan paha geçiş yapabiliyorsunuz SolidWorks 2017 yardımıyla. Bunun için unsuru düzenle diyorum. Bakın burada çıkmış olan radyus tipini seçip dilersen profili daireselden sürekli eğriliğe geçirdiğimde komutumu onaylıyorum ve radyusa hızlıca geçiş yapabiliyorum. Bu da yine bize sunulmuş avantajlardan bir tanesi diyebilirim.
Şimdi bir sonraki konumuza bakalım. Gelişmiş delik özelliği. Gelişmiş delik özelliği bize ilk kez SolidWorks 2017 ile tanıtılıyor. Yeni gelmiş bir özellik. Biz peki bu gelişmiş delik özelliği ile neler yapabiliyoruz? Hemen bunun için ilgili olan parçamı açıyorum. Sizlere bunun ayrıntılarını gösterebilmek için. Öncelikle var olan bir düzlemim yardımıyla kesit alıyorum. Ardından burada bir kısmı yapılmış olan delik unsurunu düzenlenmesini istiyorum. Biz SolidWorks 2017'de ilk defa karşımıza çıkan gelişmiş delik özelliğiyle çok kademeli delikler oluşturabiliyoruz. Bildiğiniz üzere birçok endüstride kullanılan bir tasarımdır aslında kademeli delikler. Ve çizimleri kolaydır ama istenilen sonuca ulaşabilmek için birden fazla adım atmamız, birden fazla özellik kullanmamız gerekir. Artık SolidWorks 2017 bize çok fazla özelliği kullanmadan tek bir komut yardımıyla yapabilmemizi sağlıyor. Bize bu imkanı sunuyor. Biz de bunu nasıl yapabileceğimizi sizlere aktaralım. Bunun için öncelikle uzak taraf seçeneğini aktif hale getiriyorum. Daha sonra nereye kadar bu kademeli delik oluşsun istiyorsam bunun için bir referans seçimi gerçekleştiriyorum. Dilersem tip seçimini de gerçekleştirebilirim. Buradan ilerleyelim. Standart ISO tip olarak matkap boyutlarını seçiyorum. Boyut olarak bir seçim gerçekleştirelim. Çap 9 olarak seçim gerçekleştiriyorum. Şimdi buranın ayarlarını yaptıktan sonra yeni bir kademe eklemek istiyorsam şunu yapıyorum. Elemanı aktif elemanın altına ekle butonuna tıklayarak altına yeni bir eleman eklemiş oluyorum. Ve buraya gelerek uzak taraf zıvana seçimini gerçekleştiriyorum ve buradaki kademenin stilini değiştirmiş oluyorum. Ardından tekrar tipi belirleyebilirim, boyutu belirleyebilirim ve bunun mesafesinin ne kadar olmasını istiyorum. Bunu belirleyebilirim. Bunları gerçekleştirdikten sonra tekrar bir eleman eklemek istiyorsam yine aynı butona tıklıyorum. Elemanı aktif elemanın altına ekle butonuna tıklıyorum. Burada açılmış olan kısımdan yeni bir stil seçebilirim. Sol taraftan yine ayarlarını gerçekleştirebilirim. Matkap boyutları seçili kalabilir. Bu sefer çap 25 seçiyorum ve bunun mesafesinin 1 milim olmasını istiyorum. Bunu gerçekleştirdikten sonra onayladım. Gördüğünüz gibi çok basit, farklı özellikler kullanmadan, unsur ağacını karmaşıklaştırmadan tek bir komut yardımıyla bu işlemi gerçekleştirebildim. Bunun haricinde bahsetmemiz gereken bir diğer yenilik nedir? Kesitten çıktıktan sonra öncelikle parçamın görüntü durumunu değiştiriyorum. Şurada görmüş olduğumuz daha önceden yapılmış bir unsuru düzenleyelim. SolidWorks 2017'de eğer siz daha önceden yakalayıp kaydettiğiniz, tekrar kullanmak istediğiniz bazı standart özellikler varsa siz bunları kaydedebiliyorsunuz ve ileriye yönelik olarak sakladığınız için bu da size her zaman kazandırıyor. Bunlar nedir? Sık kullanılanlar kısmıdır. Siz buradan daha önce oluşturmuş olduğunuz özellikleri kaydedebilir, buraya yükleyebilir ve tekrar kullanabilirsiniz. Örneğin bazılarını kontrol edelim. Siz de şu an ekrandan değişimlerini görebilirsiniz. Dilediğiniz özelliği seçtikten sonra komutumuzu onaylıyoruz. Daha önce kaydetmiş olduğunuz özelliklere anında ulaşmanızı sağladığı için çok daha hızlı bir şekilde tasarım yapmanızı sağlıyor SolidWorks 2017 bu aşamada. Gelişmiş delik özelliğini de gördük. Şimdi gövdeleri dönüştür isminde bir konumuz var. Gövdeleri dönüştür de 2017 ile bizlere sunulmuş bir özellik. Burada öncelikli olarak üzerinde işlem yapacağımız parçayı açacağız. Parçamızı açalım. Görmüş olduğunuz bu parça sac levha ile çizilmiş. Sol taraftan incelemesini gerçekleştirebiliriz. Sac levha klasörünü, onunla ilgili komutları görmektesiniz. Çizimleri var bu şekilde. Yine ön izlemesini görebiliyoruz şu anda. Biz bunu gövdeye dönüştüreceğiz. Parçamızın ismine sağ tıklayarak gövdeleri dönüştürü tıklıyorum. Ardından karşıma gelen bu pencere yardımıyla dilersen parçanın ismini değiştirebilirim.
Ve şu önemli, referans geometrisini ve çizimleri koru seçeneğini aktif etmeyi ihmal etmiyorum. Bu seçeneği mutlaka işaretliyorum. Daha sonra tamam diyorum. Bakın unsur ağacımı görüyorsunuz. Artık o unsur komutlarını burada görmüyorum. Kendisi bir gövdeye dönüştürüldü. Ancak üzerinde bulunan çizimleri korudu. Bunun ardından montajımıza geçiş yapalım. Yine parçama tıkladığımda ilişkilerinde herhangi bir bozukluk olmadığını görebiliyorum. Bu ne demek oluyor? Gerçekten referanslarımı ve çizimlerimi korudu. Bunları görebiliyorsunuz. Aynı zamanda şundan da bahsedelim. Bu montajın teknik resim kısmına geçiyorum ve burada da aslında hiçbir şeyin değişmemiş olduğunu ya da bozulmamış olduğunu görebiliyorum. Bu şu demek oluyor. Gördüğünüz gibi saç parçasını gövdeye dönüştürdüm. Burada değişen bir kısım var ama onun dışındaki özelliklerimi korumuş olduğunu görebiliyorum. Gövdelere dönüştürdükten sonra bir sonraki konumuza geçelim. Bu konumuzdaki yeniliklerimiz nelerdir? Sar ve yüzey üzerinde ötele. Öncelikli olarak bu parçamız üzerinden işlem yapmak gerekirse ilgili çizimimize dik bakalım. Ardından sar komutuna giriş yapıyorum. Sar komutundaki yenilikler şu şekilde. Bildiğiniz üzere önceden seçeceğimiz yüzler çok sınırlıydı. Silindirler ve koniler üzerine sarma işlemleri yapabiliyorduk. Ama daha karmaşık yüzlere bunları yapamıyorduk. Artık SolidWorks 2017 yardımıyla sar komutunu kullanarak çoklu yüzeyler üzerinde şekillendirme işlemleri yapabiliyoruz. Spline'le oluşturulmuş olabilir, daha formlu ya da birden fazla yüzey olabilir. Bunları rahatlıkla yapabiliyoruz. Öncelikli olarak sarma tipini seçiyorum. Kabartma olarak seçimimi gerçekleştiriyorum. Sarma yöntemi olarak spline yüzeyini seçiyorum. Çizimimi zaten seçmiştim. Sarmak istediğim yüzeylerin seçimini gerçekleştiriyorum. Ne kadar kabartma vermek istiyorsam bununla ilgili olan değeri girdikten sonra komutumu onaylıyorum. Komutu onayladıktan sonra hepimiz görebiliriz. Sarma işlemini rahatlıkla yaptı. Bir diğer kolaylık da burada şu şekilde. Tekrar dik bakalım. İstersek çizimimizi ölçeklendirebiliriz. Çok rahat bir şekilde taşıma işlemini de gerçekleştirebiliriz. Yine bu da SolidWorks 2017 ile bizlere sunulmuş ve kolaylıkla burada işlemlerimizi hızlıca sürdürmemizi sağlıyor. Yine bize büyük avantajlar katan yeniliklerden bir tanesi diyebilirim. Bunun haricinde diğer parçaya geçişimizi yapalım ve yüzey üzerinde ötelemeden bahsedelim. Parçamızda belli bir aşamaya geri dönmek istiyorum. Geri döndükten sonra çizim kısmına yüzey üzerinde ötele komutuna ulaşıyorum. Bu komutu dilerseniz yukarıda SolidWorks'te bulunan arama motorundan aratarak rahatlıkla ulaşabilirsiniz. SolidWorks 2017 ile birlikte gelmiş yüzey üzerinde ötele komutuna tıklıyorum. Kenarın seçimini gerçekleştiriyorum gördüğünüz üzere. Hem dilediğiniz kenarın seçimini gerçekleştirip istediğiniz miktarda öteleme gerçekleştirebilirsiniz. Buraya bir değer girebilirsiniz. Örneğin 10 değil de 7 mm yapıyorum bunu. Gördüğünüz gibi öteleme uzaklığını değiştirebiliyorum. Tersine diyerek diğer yöne yapabiliyorum. Ya da direkt yüzeyin seçimini gerçekleştirerek burada tüm kenarların ötelemesini gerçekleştirebiliyorum. Komutumu onayladıktan sonra şunu görüyorum. Bu yüzeyin formu nasılsa aynı şekilde kenarları öteleme işlemi gerçekleştirmiş ve bize bir 3B çizimi oluşturmuş. Çizimimi onaylıyorum. Yüzeyi Buda komutunu kullanıyorum hemen bu aşamada. Daha sonra unsur ağacında çubuğu çekerek eski haline döndürüyorum. Ardından kenarlara bir de radyus yaptıktan sonra tasarımımızı tamamlamış olacağız. Gördüğünüz gibi kolaylıkla buradaki işlemimi gerçekleştirebildim SolidWorks 2017 yardımıyla. Sar komutundaki yenilikler ve yüzey üzerinde öteleme komutu bu şekildeydi. Sıradaki konumuza bakalım. Saç levhada nasıl yeniliklerimiz var? Yine ekrandaki parçalarımız üzerinden saç levhadaki yeniliklerimizi gözlemleyebiliriz.
Burada transparan görünüme çevirelim öncelikli olarak. SolidWorks 2017'de taj levha kısmındaki normal kes özelliğinde iyileştirmeler yapılmıştır. Bu montajda da şeffaflığı değiştirdiğimizde aslında birkaç çubuğun burada normal kes özelliği ile oluşturulmuş delikler arasına geçtiğini görebiliyoruz. Ve çubuklar ile saç arasına baktığımızda doğru olmayan kesimleri de bakın şurada mouse hareketlerim yardımıyla görebileceğiz. Parçamızı açarak bunu daha rahat görmeyi sağlayalım. Evet, burada kesimleri görebiliyorsunuz. Kes eksizyonuna geri döndüğümde, unsurun içerisine girdiğimde normal kese gelmiş olan yeniliği burada görebiliyoruz. Geometriyi optimize et seçeneği yardımıyla artık biz daha amacımıza uygun kesimler oluşturabiliriz. Geometriyi optimize et seçeneğini işaretledikten sonra onaylıyorum. Ve burada gördüğünüz gibi kesimlerde değişim olduğunu görebilirim. İhtiyacımız olanı aslında bu seçenek yardımıyla fark ediyoruz. Çünkü az önceki kesimler kesinlikle tercih sonucu değillerdi. Bu şekilde daha düzgün tasarımlar yapabiliriz. Diğer parçamıza geçiş yapalım. Saç kısmındaki diğer yeniliğimiz de köşe kabartma kısmında. Köşe kabartmaya giriyoruz. Biliyorsunuz ki iki bükümlü köşeler için köşe kabartma yeteneği vardı. Artık SolidWorks 2017 ile birlikte 3 bükümlü köşe kabartma da oluşturabiliriz. Burada da seçeneğini görebiliyorsunuz. Yapmamız gereken şey köşelerden herhangi birinin seçimini gerçekleştirmek, ardından da kabartma tiplerinden bir tanesini seçmek. Burada opsiyonlarımız var biliyorsunuz. Dikdörtgen, dairesel, yırtık, farklı bir dairesel ve sabit genişlik şeklinde. Bunların seçimini gerçekleştirebiliyoruz. Görünümü daha iyi görebilmek için teknik resmi aç diyorum ve teknik resim kısmına geçiş yapıyorum. Burada görünümü daha iyi görebiliyoruz. Buradaki iki görünüme de baktığımızda uygun kabartma tipi uygulanmış olduğunu rahatlıkla görebiliyoruz. Daha doğru tasarımlar oluşturmak için siz de 3 bükümlü köşe seçeneğini etkinleştirebilirsiniz. Bir sonraki yeniliğimiz de montaj kısmında. Yine hızlıca ilgili parçayı açıyorum. İlk olarak unsur ağacında yapılandırma ve görüntüleme durumu olarak listeleniyor isimler. Ve gördüğünüz gibi bakın uzun uzun isimleri bulunmakta. Bu da eğer bileşende tek bir yapılandırma ya da görüntüleme durumu mevcutsa karmaşıklık yaratabiliyor. Artık bununla ilgili bir seçeneğimiz var. En üste geliyorum, montaj ismine sağ tıklıyorum. Buradan ağaç görünümüne tıklıyorum. Yalnızca bir ad varsa konfigürasyon görüntü durumu adlarını gösterme seçeneğini kullanarak yapılandırma ve görüntüleme durumlarından sadece biri varsa bunu göstermeyerek unsur ağacını daha derli toplu bir hale getirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi tıkladığımızda sadece isimleri bulunuyor artık. Başka bir ağaç yeniliği ise grup bileşen örnekleri. Yine montajın ismine sağ tıklayarak ağaç görünümü kısmından grup bileşeni örneklerine tıklıyorum. Unsur ağacındaki yenilikleri buradaki değişimi hızlıca fark etmiş olmanız gerekir. Bakın bazı gruplamalar oldu. Bunları açtığımda yapılmış olan değişimi buradan görebiliyorum. Grup bileşeni sayesinde aynı yapılandırma ile aynı bileşenler bir dosya altında birleşiyor. Bu durumda unsur ağacı tabii ki kısalmış oluyor. Özellikle de büyük montajlarda bileşenleri bulma konusunda işimizi kolaylaştıran bir seçenek olacaktır. Gördüğünüz gibi unsur ağacımız yine bu anlamda daha derli toplu ve düzenli bir şekilde görünmekte ve dilediğimizde daha rahat bulabileceğimiz bir hale gelmiş durumda. Yine montajda bulunan, getirilmiş olan yeniliklerden devam etmemiz gerekirse, bileşenleri monte ederken SolidWorks 2017 artık her bileşeni nereden seçtiğinizi dikkate alacak. Seçimimizi nereden gerçekleştirip ilişki veriyorsak o kısımları bir araya getirecek. Böylece uygunsuz yerlere gitmediği için aslında bir yerde işimizi kolaylaştırıyor. Buradan hızlıca biz ilişkilerimizi vererek ilerlemeyi gerçekleştirelim. Burada eş merkezliliği verdikten sonra diğer tarafa geçiş yapıyorum. Bir diğer yenilik de şu şekilde artık
konik yüzeylerin birbirine çakışıklık ilişkisini kullanarak rahatlıkla ilişkilendirme işlemini gerçekleştirebiliyorum. Akıllı ilişkilendirme yardımıyla bunu yapmamız gayet basit hale geliyor. Montajdaki yeniliklerimizden devam etmemiz gerekirse, buradaki bir alt montajımızı açalım öncelikli olarak. Alt montaj içerisinden şurada gördüğünüz parçamızı açıyoruz. Parçamız gördüğünüz gibi bir import data. Bunu incelemek gerekirse biz artık unsur ağacında parçalar arasında gerekli ilişkiler verilmiş olabilir. Import datalarımızı FeatureWorks özelliği ile eğer SolidWorks unsurlarına çevirirsek buradaki ilişkileri tekrar çözümleyecek ve bu ilişkileri koruyacaktır. Şimdi bunu nasıl yaptığımızı beraberce görelim. FeatureWorks'te öncelikli olarak bu parçanın dönüşümünü gerçekleştireceğim. Import edilmiş datayı gördüğünüz gibi SolidWorks unsurlarına çevirdim. Hatta şuradaki pahı da silelim. Şimdi alt montajımıza geri dönüş yapalım. Bakın gördüğünüz gibi herhangi bir bozulma olmadı. Çünkü ilişkileri artık koruyor. SolidWorks 2017 montaj kısmındaki yeniliklerde import edilmiş data üzerinde FeatureWorks'e değişim yaparsanız ilişkilerinizi artık tekrar çözümleyecektir. Bir diğer yenilik ise montaj dosyasını multibody part olarak kaydetmekte. Bu durum montaj içerisindeki alt montajların üzerinde eğer bileşenleri değiştir komutunu kullanacaksanız o zaman daha da kullanışlı olacaktır. Şimdi beraberce bunu gerçekleştirelim dilerseniz. Bunu farklı kaydet diyerek bu montajı part olarak kaydedeceğiz şimdi. Burada geometri referanslarını koru seçeneğinin işaretli oluşuna dikkat ediyorum. Kaydet dedim. Gördüğünüz gibi bunu part olarak kaydettim alt montajımı. Şimdi ana montajıma geçiş yapıyorum. Burada bileşenleri değiştir kısmına gelip motor part ismini verdiğim bu part olarak kaydettiğim alt montajda değiştirmesini istiyorum. Buradaki tüm ilişkileri çözümlemiş olduğunu beraberce görmüş olduk. Bu da bize büyük kolaylık sağlıyor tabii ki. Çözümlememiş olduğunda karşımıza çıkan problemlerden kurtulmuş oluyoruz SolidWorks 2017 yardımıyla. Montaj kısmındaki yeniliklerimiz de bu şekildeydi. Son olarak SolidWorks 2017 teknik resim kısmında ne gibi yeniliklerimiz var? Bunları da beraberce irdeliyor olalım. Bunun için yine SolidWorks'e geri dönüp ilgili datayı açacağız. Sizlere SolidWorks 2017 teknik resim kısmındaki yenilikleri sunmak için ilgili teknik resmimizi açtık. Öncelikli olarak buradaki kesit görünümüne yaklaşıyorum. SolidWorks 2017'de kesit görünüşünün dış hatlarını artık vurgulayabilirsiniz. Böylece detayları birbirinden ayırt edebilirsiniz. Bunun için kesit görünümüne tıklayarak açılan Property Manager kısmından dış hattı vurgula seçeneğini aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdiğimde siz de artık kesit görünüşünün dış hatlarının vurgulanmış olduğunu benimle birlikte görebiliyorsunuz. Bunun haricinde yine buradaki bir detay görünümüne yaklaşacak olursak ayarlamış olduğum dış hattı vurgula seçeneğinin bu detay görünümüne yansımış olduğunu da görüyorum. Aynı zamanda seçenekler, belge özellikleri, çizgi yazı biçiminden kesit dış hattını vurgula kısmına geldiğimde bu seçenekle ilgili bazı ayarlar yapabileceğimi görüyorum. Örneğin buradan neleri değiştirebiliriz? Stili, kalınlığı, profil kapama stilini vesaire değiştirebileceğimizi görüyoruz. Ben buradan kalınlığı değiştiriyorum. Çizgi kalınlığını
tamam dediğimde bunda görünüşüme yansımış olduğunu rahatlıkla görebiliyorum. Aynı zamanda görünümüme tıkladığımda şuna dikkat etmenizi istiyorum. Bakın kenarlarda, sınırlarda çizgilerimiz var. Dış hat yok seçeneğini seçtiğimde onları kaldırabilir. Tekrar işareti kaldırdığımda geri gelmesini sağlayabilirim. Detay görünümünde dış hat yok seçiminin işaretini kaldırdığımda tırtıklı dış hat seçeneğini aktif hale getirebiliyorum. Ve aktif hale getirdiğimde tırtıklı dış hatta hemen görünüme yansımış olarak görebiliyorsunuz. Ve yine aktif hale getirdikten sonra altta çıkan bu ayar kısmı sayesinde yoğunluğunu da belirleyebiliyorsunuz bu tırtıklı görünümün. Bunu gerçekleştirdikten sonra onaylıyorum. Şimdi buradaki görünümüme tıkladıktan sonra yine teknik resime gelmiş olan en önemli yeniliklerden bir tanesinden bahsedeceğim. SolidWorks 2017'de artık teknik resim kısmında görünümleri aynalayabiliyorsunuz. Siz farklı bir unsur çalışması bununla ilgili yapmadan teknik resimde bu aynalama görünümünü alabiliyorsunuz. Tabii ki bu da sizin işinizi hızlandıran ve kolaylaştıran yeniliklerden bir tanesi. Görünüme tıkladıktan sonra açılan özellik yöneticisi kısmından ayna görünümü seçeneğini aktif hale getiriyorum. Aktif hale getirdiğimde zaten değişimi sizler de görebiliyorsunuz. Bunu aynı zamanda yatay ya da dikey olarak değişimini gerçekleştirebiliyorum. Yatay ve dikey olarak aynalama yapabileceğim gibi çizimin üzerinde tüm notların ve güncellemelerin de doğru bir şekilde aktarılmış olduğunu burada beraberce görüyoruz. Bunun haricindeki yeniliklerden devam etmemiz gerekirse artık çok sayfalı çizimlerde çalışırken daha üretken olabiliriz teknik resim kısmında. Sayfa özelliklerinde bir değişiklik yaptığımızda zamandan tasarruf ederek bunu başka sayfalara da aktarımını gerçekleştirebiliyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? Sayfanın özelliklerine girdikten sonra buradan bir sayfa seçimi gerçekleştireceğim öncelikli olarak. Örneğin bir şablon seçimi gerçekleştirdim. Ardından değiştirilecek çalışma sayfalarını seç butonuna tıklıyorum. Buradan özelliklerim hangi sayfalara yansısın istiyorsam bunların seçimini gerçekleştiriyorum ve bunu onaylıyorum. Gördüğünüz gibi tek bir hamleyle bunları yansıtabiliyorum kolaylıkla. Yine bu da ihtiyaç olan ve bizi hızlandıran bazı yeniliklerden bir tanesiydi. Son olarak not kısmına gelmiş olan yenilikten bahsedelim. Artık SolidWorks 2017'deki not seçeneği ile tablo hücresini direkt olarak notlara referanslayabiliyoruz. Bu işlemi nasıl yapabildiğimizi görelim. Nota tıkladıktan sonra şu kısımda size bu özelliği gösteriyorum. Notu yaptıktan sonra tablo hücresine bağla diyorum. Yaptığım işlemi onaylıyorum. Değişimimi yaptığımda gördüğünüz gibi buraya rahatlıkla değişimim yansımış oluyor. SolidWorks 2017'deki en temel yeniliklerimiz bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi çalışmalar.